Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Bilkanı'na hoş geldiniz. Paketler bölümüne yeni oyuncu paketleri eklendi, satışa sunuldu ve buradan bir paket satın alacağız. Bu hesabımızda 1010 e-futbol paramız var. 900'lük paketlerden bir tanesini satın alabiliriz. Ve 4 tane 900'lük yeni eklenen paketimiz var. Daha öncesinden Milan Inter paketleri bu paketlerimizde bulunuyordu. En son eklediklerimizden bir tanesini alalım istiyorum. Sonrasında kadromuza yerleştirelim. Onları elimizdeki antrenörlerle olabildiğince yükseltmeye çalışalım. Bunların da kötü tarafı çok fazla antrenör gidecektir. Elimizde epey bir antrenör olması gerekiyor. Paketlere baktığımızda hangisini satın alsak? Ben biraz baktım. Eksikler var. Birinde forvet yok, birinde bek futbolcusu yok. Örneğin Barcelona takımına girdiğimizde pozisyon bakarsak santraforda Lewandowski var. Çok da yüksek seviyeli. Kale tamam, göbek var, stoper, sol açık, göbek, sol bek, sağ bek şu an görünmede, defansif orta saha, stoper, sağ açık, göbek. Kadroyu tamamen oluşturabiliyor muyuz dersek, stoper kaç tane vardı? 2 tane stoper var. Sağ bek yok. O zaman sağ beke başka birini çekmemiz lazım. Yani alıp İlk 11'i oluşturursak eksik bir pozisyonumuz var. O da sağ bek. Busquets'i de şimdi sağ beke çekemiyoruz. Burada çekebileceğimiz isim stoper futbolcusu Araujo. Ama burada yani bir sağ bek ya da Kunde olsaydı hem stoper hem de sağ bekte kullanabilirdik. Bir eksikliğimiz o var gibi. Christiansen'i de stoperde değerlendirebiliriz. Bayern Münih paketine bakacak olursak da Bayern Münih'teki en büyük sıkıntı forvet yok. Lewandowski'nin gidişinin ardından bir santrafor almadılar. Maçlarına da baktığımız zaman kanat futbolcuları Mane, Gnabry, Sané ileri üçlü orada dönüyorlar. Ceza alanına koşular yapmaktalar. Müller var, Musiala var. Takımın gol yükünü bu isimler çekiyor ama tipik bir santraforları yok. Geçen sene Manchester City ve Liverpool takımı da bir santraforla oynamadı. Belki de Manchester City'nin ya da Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kaybetmesinin en önemli sebeplerinden birisi de bu diyebiliriz. Haaland aldı Manchester City. Nokta atışı transfer yaptı. Çünkü öyle bir santraforu yoktu. Real Madrid'e baktığımız zaman orada yıllardır Benzema var. Sırtı dönük oynayabiliyor. Ceza alanı içerisinde bitiriciliği çok iyi. Bayern Münih Lewandowski'yi kaybetti. Barcelona'da önemli bir hamle yaptı. Şimdi buraya bakıyoruz. Biz santraforda kimi oynatabiliriz? Müller. O da santrafor dışında birçok yerde oynayabiliyor. Onu GF şeklinde yine kullanabiliriz. Ama biz santrafor... Choupo-Moting yok. Bayern Münih'te yedeklerde Choupo-Moting var. Buraya eklenmemiş. Mane. Forvet'te de oynayabilir normalde. Keşke ana pozisyonlarından biri forvet de olsaydı. Bakıldığı zaman buradaki eksiklik de o gibi görünüyor. Sağ bek futbolcusu var mı? Hernandez'i sol bekte stoperde kullanabiliriz. Delit stoper ve burada Upamecano da var. 3 tane savunma futbolcusu ama birini sol bekte kullanıyoruz. Burada da sağ bek sıkıntısı var. Ha Kimi var. Kimi sağ beke çekebiliriz. Ve santrafor. Bir forvetimiz yok bu pakette. Manchester United'a bakacak olursak burada Antony gibi önemli bir isim eklenmedi. Cristiano Ronaldo'nun buradaki kartı gayet iyi. 97 seviyeye kadar çıkıyor. Mevcut oyuncular diyelim. Santrafor var. Ofansif orta saha. Tabii Bruno Fernandes'e özel destansı paketinin yer aldığı ayrı bir paket bulunuyor. 1500 futbol parasına satılmakta. Kalecimiz var. Sol açığımız var. Stoper 1, 2, 3 tane stoper futbolcusu yer alıyor. Ve burada Maguire hala yer almakta. Diğer stoperimiz Lisandro Martinez. Bek futbolcusu sol bek var. Sağ bek burada yer almamakta. Dalot'u eklememişler. 3 tane stoper var. Bir tane sol bek var. Keşke Maguire'i çıkarıp oraya bir sağ bek ekleseler de. Fred göbek futbolcusu. Sol açıktan Sancho'yu olmadı diğer tarafa çekilebilir. Açık futbolcusu 2 tane. Burada Antony de tercih edilebilirdi. Maguire'i çıkarıp onu da ekleyebilirlerdi. Sağ bek dışında diğer pozisyonların en azından futbolcusu yer alıyor. Arsenal takımında sağ kanat Saka var. Sağ kanat Saka'yı sağda birçok yerde kullanabiliyoruz. Sol bekte bile değerlendirebiliriz. Forvet'te Jesus'umuz var. Stoper bir tane var. Sol bek var. İki tane sol kanat var. Onun dışında sağ bek var. Stoper var. Sol kanatları sol bekte değerlendirebilir miyiz? Martinelli hiç değerlendiremeyiz. Çünkü hücum gücü çok yüksek. Burada kaç tane stoperimiz vardı? Bir. İki taneydi galiba. Stoper. Bu tarafta da bir sol bek, sol bek varmış pardon. Zinchenko'ya burada yer vermişler. Gayet iyi. Savunma hattını oluşturabiliyoruz. Orta alanda ofansif orta sahamız var. İki tane sol kanat var ama bu sol kanatları belki orta alanda da kullanabiliriz. Örneğin Smith Rowe ofansif orta sahada oynayabilir. Onun dışında ofansif orta sahada burada Vieira var. Kendisi GF'de sağ açık sağ kanatta da oynayabiliyor.
Arsenal takımında pozisyon anlamında çok büyük sıkıntı bulunmamakta. Kendi pozisyonunda oynayacak birçok futbolcu yer alıyor bu tarafta. Ben ama hangi takımdan etkilendim derseniz Barcelona. Tabi burada Dembele'nin olmasını da çok isterdim. 900'e futbol paramıza Barcelona takımını alalım istiyorum. Mevcut oyunculara tıkladığımızda evet eksikliği vardı. Sağ bek pozisyonunda galiba oyuncusu yoktu. Sol bek, iki stoper bulunuyor. Kadroyu tam olarak oluşturamıyoruz. Rafinha var burada. Dembele yok. Ansu Fati var. Lewandowski var. Ben 900'e futbol parasına Barcelona paketini alayım istiyorum. Ve burada Pedri ile de oynamayı seviyorum. 4 takımda da birbirinden güzel futbolcular yer alıyor. Özellikle de bu takımların taraftarıysak, hayranıysak o paketi alabiliriz. Paketleri alan çoğu kullanıcıya baktığımızda tuttuğu takımın paketi geldiğinde alıyor. Çünkü onların özel kart tasarımları var. Ona sahip olmak istiyorlar. Ben burada Lewandowski'yi Barcelona'ya satın alayım istiyorum. Ve Barcelona paketini alalım. İlk defa da paket satın alıyoruz bu hesabımızda. Tam paket alınacak futbol parasına da ulaştık. 900'e futbol parasını verelim ve satın al diyelim. Bir başka hesabımızda Inter paketini almıştık. Verilenler bunlar. Yanında herhangi bir DP verilmiyor. Keşke DP de verselerdi. Tümünü al diyelim. Tüm futbolcuları kadromuza katalım. Hepsine tek tek basacağız galiba. Aldık. Burada Rafinha, Ansu Fati gibi kanat futbolcuların performansını merak ediyorum. Bir savunmada sıkıntı yaşayacağız gibi. Üst tarafta da alınan isimleri tek tek gösterdi. Alınanlar dediğimizde de burada gözükmekte. Şimdi bu isimleri bir kadromuza yerleştirelim. Sağ bek pozisyonuna adam yok. Şimdi göbeği şuraya atsak olmayacak. Öyle bir paket yapmışlar ki takımda sağ bekte oynatacağımız futbolcu yok. Böyle değiştiriyoruz. Busquets de çok düşük kaldı. Busquets'i stoperde de şimdilik oynatamıyoruz. Gerçekten burası kötü olmuş. Sağ bek oyuncusu yok ne yazık ki. Buraya bir sağ bek çekeceğiz. Olmadı Barcelona takımından ya da farklı takımlardan bir sağ bek yerleştirebiliriz. Dizilişi top çevirme olarak değiştirelim. Takım ruhumuz da artsın. Oyuncuların takım oyun tarzı ustalığı 80. Hepsinin 80 top çevirmede. Toplamda takım oyun tarzı seviyemiz 90 oldu. Şimdi biz bu oyuncuların seviyelerini yükseltelim. Başta Lewandowski ile başlayalım. Seviye antrenmanı ne kadar antrenör isteyecek? Bizim bu hesabımızda da bir antrenörleri kullandık. 17 tane 10 binlik kaldı. Kaç tane 10 binlik gidecek? 6, 7, 8. Oo, çok fazla istiyor. Şöyle bassak. 73 bin DP istiyor. Lewandowski'yi fullemek alması bir dert. Bir de bunları fullemesi ayrı bir dert. Lewandowski'nin oyuncu ilerlemesi bir tık takım oyun tarzı seviyesine basalım. 90 yapalım. Hepsini 90'da sabitleriz. Oyuncu istatistikleri dediğimizde oyun kendisi dağıttığında 97 seviyeye kadar çıkmakta. Tabii biz kendimize göre buraları değiştirebiliriz. Bazılarını birazcık törpüleyip başka yere de basabiliriz. Ofansif farkındalığı 94. Sıkı top tutma, top sürme değerleri düşük. Bitiriciliği 93. Kafa değeri 84. Falsosu düşük. Hız hızlanması Lewandowski'nin ne yazık ki düşük ama dayanıklılık bizler için önemli. 76 değeri gerçekten çok düşük olmuş. En azından birazcık dayanıklılığını da arttırabiliriz. 98 seviyeyi de gördük. Bir tık dayanıklılığını yükselttiğimizde 98 seviyeye çıktı. Böyle kalsın. Çok zaman da kaybetmemiş oluruz. Onayla dedik. Lewandowski şimdi kadromuzda 99 oldu. Takım oyun tarzı seviyesini yükseltelim. Daha da yükselecek kendisi. Takım oyun tarzı seviyemiz 91 oldu ama elimizdeki antrenörler çok azaldı. Şunu yapalım istiyorum. Geriye kalan oyuncuların öncelikle takım oyun tarzlarını arttıralım. Seviyelerini çünkü antrenör yetmeyecek. En azından takım oyun tarzlarını arttırarak genelde toplamdaki ortalamamızı yükseltmeye çalışalım. Kadromuzdaki oyuncuların takım oyun tarzı ustalığını 90 seviyeye çıkardık. Toplamda ise takım oyun tarzı seviyemiz 97 oldu. Menajeri değiştirelim. Luis Roman'ı aldım. Onun top çevirmesi daha yüksek. Ve takım oyun tarzı seviyemizi de yükseltecek. Epey de GP veriyoruz kendisine ama bu hesabımızda da 40 milyon GP vardı. Şimdi okey dediğimizde takım oyun tarzı seviyesi 99'a kadar çıktı. Bunun da sebebi az önceki menajerin değeri 80'di. Luis Roman'ın ise 87. Fakat şu an hala yetmiyor. Bazı oyuncuların takım oyun tarzı ustalığını bir tık daha arttırdığımızda burada 100 seviyeye çıkabiliriz. Mesela kimi yapalım? Busquets'in biraz daha takım oyun tarzını arttıralım. 99 olsun. Bir futbolcu yetecek mi? Yetmedi. Burada kimi? Alba'yı da arttırabiliriz. Biraz daha fazla basmış olacağız. 99 yaptık.
Takım oyun tarzını da 100 seviyeye bir çıkardığımızda nasıl bir şey olacak onu görelim istiyorum. Stoperimiz Christiansen'e de bir değer daha bastık. 99 oldu. Şu an takım oyun tarzı seviyesi 100. 3 tane futbolcuyu 99'a çıkardık. Diğerleri 90. Yedektekiler etkilemiyor burayı. Fakat yedeklere de ben yine aldım önemli isimleri. 2 tane de formsuz varmış. Menajerimizin tabii 87 top çevirmeye sahip olması bunda çok etkili oldu. Bu haliyle Lewandowski 100, sol açık Ansu Fati 97, sağ açık Rafinha'mız 96 değere sahip. Merak ettiğim nokta şuydu. Takım oyun tarzı seviyesini 100 yaptığımızda eldeki futbolcuların seviyesini bir tık daha arttıracak mı? Aynı kaldı. Lewandowski 100 değerinde, Ansu Fati 97, Rafinha 96 değerine sahip. 93'ten 96'ya çıktı. 94'ten 96'ya Lewandowski de 98'den 100 değerini gördü. Elimizde çok antrenör kalmadı. O yüzden de diğer futbolcuları çok yükseltemedik. Sağ beke de bence Barcelona'dan bir sağ bek alalım. Bu şekilde olmayacak. Busquets'i de orada kullanamayız. Marketteyiz ve buradan bir sağ bek futbolcusu alalım. Koundé'yi alabiliriz. Bu sağ bekte de oynayabiliyor. Onun dışında baktığımız zaman sağ bek, orijinal bir sağ bek. Aşağılara doğru inelim. Sol bek Alonso var. Sağ bek Hector Bellerin bulunmakta. Sergio Roberto da var. Hector Bellerin de var. İkisini de alabiliriz. Formsuz gelirse birisi oynatırdık. Hector Bellerin'i kadromuza katalım. 20 bin verelim. Koundé'yi de alalım. Yedeklerde bulunsun. Joker bir futbolcu. Hem stoperde kullanabiliriz. Hem de sağ bekte kendisini kullanabiliyoruz. Yukarı doğru çıktığımızda hemen kendisini alalım. Stoper futbolcusu. Joker futbolcu. Epey de bir GP istiyor. 170 bin GP verdik kendisine. Hem stoperde hem de sağ tarafta kullanabiliyoruz. Hector Bellerin'i de sağ beke yerleştirdik. Barcelona kadrosunu oluşturduk. Paketimizde olmayan bölge sağ bekte. Oraya da artık bir yama gibi bir şey yapmış olduk. Diğer oyuncuların kartları güzel. O biraz farklı kaldı orada. Maksimum seviyeye çıkartırsak en azından kart tasarımı değişebilir. Barcelona paketinde bu isimler bulunuyor. Videomuz da çok uzadı. Biz bu paketimizde bu oyuncularla online maçlara çıkalım. Bir de online maçlardaki performanslarına bakalım istiyorum. Bundan sonraki videolarımızda da bu oyuncularla birkaç tane maç oynayarak sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizler buradaki paketlerden herhangi birini almayı düşünüyor musunuz? Aldınız mı ya da alacaksanız hangilerini alacaksınız? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.